şehir şehir, ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy ki siz 3 kişiyi de bulup konuşan, 5 kişiyi de bulup konuşan veya 5000 kişiyi bölmeye çalışan. Hakkımı yeme ama Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitingi Maltepe'deki Maltepe mitingi. Ne hissettiniz sahneye çıktığınızda? Devasa bir şeydi. İzmir ve Ankara'da öyleydi ama İstanbul bir başkaydı. Ucu bucağı görülmüyordu zaten. Göremiyordum yani. Alana girmek de çıkmak da saatler sürmüştü. Muhteşem bir şeydi. Allah her faniye yaşasın. Tekrar o günleri yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Hiç kuşku duymuyorum. Gençler sizi çok seviyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylarınız döneminde sosyal medyada inanılmaz bir karşılık buldunuz. Öğretmenliğin getirdiği bir şey bu. Biliyorum bu memleketin akıllı evlatlarının nasıl düşündüklerini biliyorum. Onlar 15, 16, 17, 18 yaşında. Onları okuttum, derslerine girdim. Ya. Onların mantalitelerini biliyorum. Gençlere inanıyorum. Onlarla başaracağımıza inanıyorum. Ve Cumhurbaşkanlığı kampanyasında da meydanlarda ortalama olarak söylüyorum %10 ila 15 arası seçmen değil. 18 yaş altıydı. Belki de ilk kez siyaset sahnesinde 18 yaş altı gençleri meydanlarda gördüm. Cumhurbaşkanlığı adaylarınız da sonuca ulaşamayınca en son paylaştığınız tweet'i hatırlıyorum. Elbet bir gün buluşacağız diye. Evet, buluşacağız. İnanıyorum ona ben. Yani nasıl bu çınarın büyüyeceğine, salıncak kuracağıma inanıyorsam elbet bir gün buluşacağımıza da öyle inanıyorum. Çok zor bir karar verdiniz. Yıllarca emek verdiğiniz bir siyasi oluşum. Çok ağır ithamlara maruz kaldınız. Beni üzen şey ne biliyor musunuz? 50 sene CHP'ye küfretmiş insanların bugün CHP içerisinde konuşlanıp CHP'li gibi konuşmaları. Çok ağrıma giden şey bu. Yani 99'da parti baraja takıldığında sabaha kadar ağlayan bir il başkanıyım ben. Bu partinin tuvaletlerini yıkayan bir il başkanıyım. Bir ömür tükettik bu partide. 40 yılımızı verdik. Ama bugün CHP kültürüyle yakından uzaktan alakası olmayan insanlar CHP adına konuşuyorlar ya. Ağrıma giden, zoruma giden bu. Yoksa iftiralara maruz kalmak, yalan söylenilmesi, size karşı itibarsızlaştırma çalışmaları yapmaları bunlar bana vız gelir tırıs gider. Umurumda değil bunlar. Ama bazen bakıyorum böyle. Ya bunlar mı diyorum ya CHP adına konuşacak? CHP kültürü diye bir şey vardı önceden. Cumhuriyet Halk Partisi kültürü o ocak başka bir yerdi. O geleneklerini yok ettiler son yıllarda partinin. Kızgınlığım bunadır yani. Yoksa kişisel bir kırgınlığım, kızgınlığım yoktur. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şeylerin değişeceğine inanıyor musunuz? Artık inanmamaya başladım. Bakın 18 yıllık bir iktidar var. Ülkeyi getirmiş bir uçurumun kenarına. Burada CHP'nin iktidar olması lazım. Umut olması lazım. Umutları yeşertmesi lazım. CHP her gün ya yolsuzluk da anılır oldu ya taciz de anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. Bize bunlar yakışmıyor. CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı. Zamana yayıp olayı çürütürken partiyi çürüttüklerinin farkında değil. Üzüntüm bunlardır yani. Siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olsaydınız. Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Barış arkadaş çok doğru bir iş yaptı. Yani bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir burada. Yönetimi yapması gereken budur. Ne yazık ki bunu yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olsaydınız Canan Kaftancıoğlu şu an hala il başkanı olarak kalabilir miydi? Atatürk demesini öğretirdim herhalde.